akşamlar değerli izleyicilerimiz, yayınımıza başlıyoruz inşallah. Adnan Bey hoş geldiniz. Ne güzel. Maşallah. Ahmet öyle diyor sana bunları maşallah, daha yeni gelmesine rağmen Bülent üstadım falan diyorsun ama ya bu konuda o üstadım hocam. Ne? Bu konuda o üstadım. Estağfurullah. Bu konuda ha, başka konular da diyorsun ben. Evet. Gerçi tabii bir ayar daha yapılması gerekiyor ama evet efendim. Rakamdan çıkması gerekiyor. Evet. Bak zafer sevinciyle bakıyor ya. Zafer sevinciyle bakıyor ya. İnanılır gibi değil. Evet dinliyorum. AK Parti sözcüsü Mahir Ünal, cinsel istismar konusunda hadım, idam gibi konuların konuşulduğunu ancak bundan önce yapılması gereken şeyin eğitim olduğunu belirten bir açıklama yaptı Adnan Bey. Ah şimdi oldu. Ya, şöyle konuşması. Evet. İdam, hadımlaştırma, bütün bunlar cezai tedbirler olarak düşünülen, konuşulan, tartışılan önlemler ama onun öncesinde toplumda, ailede, eğitim kurumlarında alınması gereken yeni önlemler ve yapılması gereken yeni düzenlemeler var. Bunlar yeni dönemde bizim birinci önceliğimiz olacak. Bunun sadece cezayla değil, aynı zamanda özellikle toplumun eğitimiyle, değerler sistemiyle de çok yakından ilgisi var. Hah, yoksa adamın işte seni keseceğiz, asacağız. Adam yapmış, çocuk şehit olmuş. Bitmiş. Assan ne olur, kessen ne olur yani. Olayın baştan olmaması önemli. O yüzden Darwinist eğitimin durdurulması, iman hakikatlerinin anlatılması, Kur'an mucizelerinin anlatılması, homoseksüelliğe karşı devletin kesin tavır alması, İngilizlerin devletinin Türkiye'deki ahlak erozyonunu sağlamak için yaptığı bütün faaliyetlerin durdurulması. Materyalist, Darwinist eğitime de son verilmez. Bu kadar. Çözüm bu. İnşallah. Bunu yaptım mı öyle sapık mapık hiçbir şey kalmaz. İnşallah. Evet dinliyorum. İbadet yapmak istiyorum ancak hep kendimi erteliyorum. Ne yapmam gerekiyor? Canımın içi size ibadeti çok zor gösteriyor. Yani içinden çıkılmayacak gibi gösteriyor ve ibadet yaptığınızda da hayattan tamamen vazgeçmeniz gerektiği inancındalar. Mesela böyle dekolte gezemeyeceğini söylüyor. Saçını boyayamayacağını, bakım yapamayacağını söylüyor. Hayattan tamamen kopmanı söylüyor. Ve abdesti öyle bir tarif ediyor ki 300 sayfa tarif ediyor. 350 sayfa yaklaşık. Ya abdest alması mümkün değil şahıs. Namazı bir tarif ediyor 1000 sayfa. Yani adamın onu anlaması, kavraması, namazı eda etmesi adeta imkansız. O yüzden şeytanın bir oyunuyla karşı karşıyasınız. Sizi ibadetten, taatten bu oyunlarla şeytan uzak tutmaya çalışıyor. Şimdi o şeytanın oyununu yok ediyoruz. Dinin ne kadar kolay olduğunu anladığınızda mesele bitecek. Thank you.
Thank you.
Gül esansı veyahut şey, efendime söyleyeyim, gül suyu olabilir, evet. Şeytan Müslümanlara fısıldar. Ama bunun etkisi hafif olur. Yani şeytan onun için sırf beyne fısıldama değil de bir de yazılı ve görsel etkileme ister. Onun için de eleman kullanır. Boş, ölü arar. Ölü bir beden buldu mu gider onun üstüne çöker. Ondan bu sefer hem sözlü, onu duyabileceği gibi, hem de görsel etkilemeye başlar. Ki zayıf olanı temizleyebilsin. Yani şeytan özelliği budur. Yani şeytan uyuz köpeğin üstündeki bit gibidir böyle. Gezinir. Ama onu da tabii karga şeklinde kendisi gelir temizler. Yani çöker üstüne temizler. Karga nasıl çöküyor uyuz köpeğin üstüne? Temizliyor değil mi? Münafıklar da öyledir. Birbirlerini temizlerler yani. O onu götürür, o onu götürür, o onu götürür. Zeminleri de bunların uyuz köpek gibidir. Mesela gider, der ki ben bak denize giriyorum, siz İslam'ı tebliğ ediyorsunuz. Siz boş yere baktınız geçiyorsunuz İslam'ı tebliğ ederek. Tam beklersin. Halbuki bak biz eğleniyoruz. Biz mesela işte arabayla sokaklarda geziyoruz. Siz bu sıcakta tebliğ yapıyorsunuz. Bize benzeyin der münafıklar. Lisan-ı haliyle. Veyahut işte biz denizde tekneyle geziyoruz ama siz İslam'ı tebliğle vakit geçiriyorsunuz. Bize benzeyin derler. Şeytanın bir yöntemi. Zayıf olanı, aklı zayıf olanı bu etkiler. Zayıf olanı da gitmesini istediği için Allah münafıkları böyle birbirlerini temizletir. Bunların zemini uyuz köpeğin zemini gibidir. Bit gibi de gezerler. Ve karga gibi de birbirlerini temizlerler. O onu temizler, o onu temizler. Yani temizler de götürür. Ve müminleri bu kirden kurtarırlar. Müminler böyle kirli bir sahne görmezler. İnşallah. Yani tabi kendilerince böyle aptalca taktikler kullanırlar. Kur'an'a karşı Kur'an'ı kullanmaya kalkarlar ama ahmakça. Ya diyor mesela sen İslam'a, Kur'an'a gece gündüz vakit ayırıyorsun. İnsanın bir tatile ihtiyacı olur. Gidin 3 ay bir tatil yapın. O arada Suriye'de Müslümanlar şehit ediyor, Irak'ta şehit ediliyor. Adam ilgilendirmez. Gider tatilini yapar. Ondan sonra olsa işime gücüme gidiyorum diyor. Siz de işinizde gücünüzde olun. Peki Müslümanlar ne olacak? Ya diyor Diyanet var diyor sizin. Ne üstünüze vazife diyor. Diyanet ilgilensin diyor. Emri bil maruf nehy el münker bütün Müslümanlar üstüne görev. Böyle kendilerince taktikler yaparak Müslümanları pasif edeceklerini düşünürler münafıklar. Şeytanın Allah'a sınırım Allah katında olan eğlence ve ticaretten daha iyidir diyor Allah. Tabii. Evet, dinliyorum. Sayın Devlet Bahçeli, hayvan haklarının korunması için yasa çalışması hazırlattı. Ve seçim sonrası meclise sundukları ilk yasa teklifi hayvan hakları ile ilgili oldu Adnan Bey. MHP'nin teklifiyle TCK'ya sahipli veya sahipsiz hayvanı kasten öldüren kişi 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır ile kasten sahipli veya sahipsiz hayvanların vücuduna acı veren, sağlığının veya algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Hükümlerinin getirilmesi öngörülüyor. Güzel. Bu iyi bir tedbir.
Ama tabii bu manyaklar ondan da durmaz. Gider yatar yani gerekirse. Eğitim. Allah korkusu, Allah sevgisi ve Darwinist materyalist eğitimin durdurulması. Çünkü kedi köpek de hayvan diyor. Kendisinin de hayvan olduğu kanaatinde ne fark eder diyor. Ha böcek diyor, ha karınca. Yani ne fark eder ki diyor. Ha kelebek, ha sinek. Hepimiz aynıyız diyor. Hepimiz hayvanız diyor, haşa. O yüzden Darwinist materyalist eğitime bir son verilmesi gerekiyor. Yani devletin Darwinist materyalist eğitimi durdurması şart. Yani böcekle bizim bir farkımız yok diyor adam. Karıncayla bir farkımız yok diyor. Köpekle, şundan, bundan hiçbir şeyle farkımız yok diyor. Bunların hepsi birdir diyor. Atamız bakteri diyor. İlk atamız. Solucan diyor. Solucan nasıl ölüyorsa biz de ölüyoruz diyor. Bakteri nasıl ölüyorsa biz de ölüyoruz diyor. Ve ahiret inancı olmuyor bunlarda, Darwinist materyalist olanlarda. Bunun durdurulması lazım. Bu en büyük milli felakettir Darwinizm. Abdülhamit döneminde ortaya çıktı. Facianın en büyüğü budur. Haramdır. Yani şeytan dinlemek, İslam aleyhinde bir faaliyetin herhangi bir çirkin fısıltısını dinlemek, Kur'an'da Allah'ın hükmü olarak yasaklanmıştır. Onların bu çirkin sözleri için Allah diyor ki, onları yalan olarak düzmekte olduklarıyla baş başa bırak ve oradan uzaklaş diyor Allah. Gerek cinlerden, gerekse insanlardan olan her hannastan Allah'a sığınmamızı söylüyor Allah. Gidip onların pisliği koklanmaz, dinlenmez, dokunulmaz. Mümin mutlaka uzak duracak. Pislikten uzak duracak. Allah öyle bir şey duyduğunuzda hemen oradan uzaklaşın diyor. Yani münafığın sohbeti, konuşması hiçbir surette muhatap olunacak bir konuşma olmaz. Onu şeytana Allah sınırın. Sen onlardan yüz çevir, belki olarak Allah yeter diyor. Tabii mümin yüz çevirecek. Onların karanlıklarda düzmekte olduklarını Allah bilir diyor Allah şeytana. Tabii.
Bak kendine güven veya korku haberi geldiğinde, yani münafıklardan bir şey duyduklarında onu yaygınlaştırırlar ya, münafıklar işte şunu diyor diye. Oysa bunu peygambere ve kendilerine olan emir sahiplerine, kimse emir sahibi Müslümanların, ona götürmüş olsalardı onlardan sonuç çıkarabilenler onu bilirlerdi. Allah'ın üzerindeki fazlı ve rahmet olmasaydı azınız herhalde şeytana uymuştunuz. Çünkü şeytan uymuş oluyor gidip dinlediğinde. Münafığı dinlemek şeytan dinlemektir. Şeytan senin dizinden üstüne oturtuyor. Gel beni dinle diyor. O da kulağını dayıyor şeytana. Habire şeytan ona pislik fısıldıyor. Ve bu çok büyük bir haramdır. Kur'an'da kesinlikle yasaklanmış bir haramdır. Ve çok fazla ayette yasaklanmıştır. Yani münafık dinlemek, şeytan dinlemek, İslam aleyhine herhangi bir faaliyeti dinlemek haramdır. Yazılı, sözlü, telefon, radyo, internet, her türlü. Onları pisliğiyle baş başa bırakmak lazım. Rezilliğiyle baş başa bırakmak lazım. O zaman kendi rezilliklerine boğulurlar. Çünkü şeytan, anlattığım şey, Müslümana ancak beynine etki ederek yaklaşabiliyor. O da zayıf oluyor. Onun için münafık kullanır. Münafıkta görsel etki de var. Şimdi münafık resim kullanır, görüntü kullanır, ses kullanır, konuşur. Telefonu, internet, şeytan kullanamaz bunları. Onun için münafık şeytanları kullanır. Gidip sen onunla muhatap olursan şeytanın kucağına oturmuş olursun. Şeytanın kucağına Müslüman oturmaz. Şeytanın pisliğini gördün mü ondan uzaklaşır. Allah'ın hükmü çok açık. Ancak güven, korku haberi olarak emir sahiplerine bunu bildirir. Onlar da gereken cevabı akılcı bir şekilde, Kur'an'a uygun şekilde verirler. Mesela onlar yalana kulak tutanlardır diyor. Müslüman yapmaz bunu. Münafığın yalanına kulak tutuyor, dinliyor. Veyahut da okuyor. Allah bunu bak telin ediyor Maide Suresi 42'de. Onlar yalana kulak tutanlardır diyor. Günah, düşmanlık ve peygambere İsyanı aralarında fısıldaşanları görmüyor musun? İşte münafıkların özelliği. İsyan fısıldar. İsyan edin, işte karşı koyun. Mücadele edin. Dediklerini yapmayın. Bak günah, düşmanlık, şeytandan Allah'a sınır ve peygambere isyanı aralarında fısıldaşanları görmüyor musun? Onlar sana geldikleri zaman seni Allah'ın selamladığı biçimde selamlıyorlar. Kendilerini Müslüman gibi gösteriyorlar. Ve kendi kendilerine söylediklerimiz dolayısıyla Allah bizi azap etse ya derler. Yani dinden alay ediyorlar bu sefer. Madem biz kafiriz, çoktan belamızı vermesi gerekiyordu Allah. Madem münafığız, işte helak olmamız gerekiyordu. Duruyoruz, bir şey olmuyor derler münafıkların bir özelliğidir. Bu zaten bunu da görüyorsunuz. Değil mi? Fiilen. Evet, evet. Münafıkların en çok kullandığı konuşmalarının biri budur. Bunu söylerler. Evet. Madem münafık olduğumuzu söylüyorsunuz, o zaman hadi bela gelsin diyorlar. Değil mi? Evet, evet. Bela gelmiş, haberi yok ama. Belanın içinde yüzüyor, haberi yok. Onlara cehennem yeter, oraya girecekleri de artık ne kötü bir gidiş yeridir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Şeytan onları sarıp kuşatmıştır, münafıkları. Öylelikle onlara Allah'ın zikrini unutturmuştur. Yani İslam'ı tebliğ etmeyi, din yaymayı unutturmuştur. İşte onlar şeytanın fırkasıdır. Şeytan ekibi, yani münafık ekibi. Dikkat edin, şüphesiz şeytanın fırkası, münafıklar, hüsrana uğrayanların ta kendileridir. Ama bakarsan hüsrana uğradığını görürsünüz diyor Allah, Mücadele 19'da. İman edenlerle karşılaştıkları zaman, iman ettikleriyle, mesela internetten, radyodan, televizyondan, biz elhamdülillah Müslümanız, işte Allah'a, Kur'an'a uyuyoruz, dine titiz derler. Şeytanlarıyla, münafıklarla baş başa kaldıklarında ise derler ki şüphesiz, biz sizinle beraberiz, yani münafıklarla beraberiz. Biz onlarla, Müslümanlar yalnızca alay ediyoruz. İşte ahir zamanla, Mehdiyet'le, İsa Mesih'in gelişi, Allah'ın hükümleri, İttihat-ı İslam'la alay ediyoruz diyor. Bakara Suresi 14.
münafıklar diyor ki bunlar tağutun insanları isyana teşvik eden önde muhakeme olma istemektedirler. Yani münafıkhane küfri sisteme göre tartışmak ister münafık. Kur'an'la konuşmak istemez. Yani Kur'an'ı esas almaz. İşte abi ya falan gibi sokak ağzıyla küfür mantığıyla meseleleri halletmek ister. Yani Allah'ın ayeti bu, Allah'ın hükmü bu demez. Emre Bey nasılsınız? Herhalde hocam, Allah razı olsun. De ki hiç şüphesiz Allah'ın yolu asıl yoldur. Yani Kur'an asıl yoldur. Ve biz alemden Rabbine kendimizi teslim etmekle emrolunduk. Yani Allah'a kendimi teslim ettik diyor. Cenab-ı Allah. Derken Deccal Mehdi'ye yönelir. Birçok silahlılarla Deccal'in merkezlerde gözetleme yapan, dinleme yapan silahlıları Mehdi'ye karşı çıkarlar. Yani Deccal'in böyle adamları olur diyor. Gözetleme yapan, izleyen silahlı adamları Mehdi'ye karşı çıkarlar diyor. Kim Rahman olan Allah'ın zikrini görmezlikten gelirse, Allah'ın hükümlerine tavır alırsa, biz bir şeytanla o münafığın üzerine kabukla bağlatırız. Artık şeytan münafığın yakın dostudur. Zuhru suresi 36. Münafıklardan bazısı bazılarını aldatmak için yaldızlı sözler fısıldarlar. Yani böyle kafalama tarzında zırva sözler. Rabbin dileseydi bunu yapmazlardı. Allah ben bu gücü veriyorum onlara diyor. Yani çünkü pisliği temizletmek için onları görevlendiriyor. Öyleyse onları yalan olarak düzmekte olduklarıyla baş başa bırak. Yani muhatap olma diyor münafıklarda. Onun için münafıkların ne attığını, ne ittiğini falan izlemek haram. Müslüman bunda muhatap olmayacak. Yani diğer ülkelerde de falan meraklı olan kardeşler mesela münafık görüyor orada bir 3-5'i. Heyecanlanıyorlar. Sabah akşam ona kafayı takıyor. Ne yaptı, ne dedi, ne? Ya ne yapıyorsun, yapsın sen bırak. Biz İstanbul'un lağımıyla uğraşıyor muyuz? Akıp gidiyor, sana ne? Bir lağımdır münafıklar, akıp gider. Muhatap olmadı mı, bitti. Konser mi var? Geç. Aramızda ünlü bir müzisyen var. Chopin. Münafıklar doğru yola bize gel derler diyor Allah ayette. Enam suresi 70'tir bildi bak. Müslümanlar yolun değil de bizim yolumuz doğru yol diyorlar münafıklar. Doğru yola gel, bize gel diye kendisini çağırdığı kimse gibi topuklarımız üzerine gerisini geri mi döndürelim? Münafıklar böyle hasta olanları topukların üzerine geri döndürebiliyorlar. Zaten adam yamuk, aranıyor. Münafıkla Allah bu reaksiyonu kolaylaştırır. Yani mesela daldaki çürük meyve gibi. Bir rüzgar esmesi lazım ki düşsün. Yoksa durur orada, sineklenir yani. Ona Allah bir rüzgar gönderir, düşürür. Zaten pislik, çürümüş yani o. Zaten bir şey yaramaz. Ağaca zarar o yani. Onun için Allah münafığı musallatıyla göre pislikleri temizlesin. Yoksa mesela adam geliyor kara karga, geliyor Müslümanların üstüne konmaya kalkıyor. Münafık vidanjör gibi çeker. Veyahut faz edelim kangoril çeker. Veyahut yılanlar, şunlar, bunlar falan feşmeken garip mahlukat vidanjör gibi çeker. Allah onları pislik temizlemekle mükellef hale getirmiştir. Yani çünkü Müslüman pislik temizleyemez. Müslüman konforludur. Münafık onun hizmetçisidir. Hadi münafık gel bakalım dersin. Pisliği temizle dersin. O gelir senin evini temizler, çeker gider. Vidanjör gibi. Evinde tertemiz olur. Buna yarar.
şeytan doğrudan geldiğinde sırf beyne etki yapıyor. İşte unutkanlık yapar, şu an feşmeken. Ama onu yeterli görmüyor şeytan. O zaman diyor ben bir boş bir beden bulayım, sesli yapayım diyor. Görüntülü yapayım. İşte o zaman münafık. Mesela mahallenin en aşağılık adamları, en alçak adamları kimse ahlaksız. Mesela üç kağıtçı hırsızlık yapmış, adam bıçaklamış, homoseksüellik yapmış, it kopuk takımı. Ha diyor şeytanlar, bak biz burada tanıdığımız böyle tipler var. Eskiden beri biz bunları tanıyoruz. İşine yarar mı diyor şeytana. Oo tam diyor, bana uygun diyor. Hemen gidip üstlerine çöküyor. Onlara mesela diyor ki hadi gidin internette yazı yazın, yazı yazın. Münafık ahmaktır. Yani bütün yazıları onlar şeytan yazdırır. Mesela şunları konuşun diyor. Münafık acayip ahmaktır, onu konuşamaz. Şeytan konuşturur. O kendi konuştuğunu zannediyor, seviniyor. Şeytan konuşturur onu, kullanır şeytan. Ama onlar da olmasa işte Müslümanlar içerisinde pislik kalıyor. O vidanjöre ihtiyaç var. İnşallah. Onların zemini böyle uyuz köpek zemini gibidir. Kendi içlerinde de kendi bitlerini böyle kendi kendilerini temizlerler böyle. Kendi pisliklerine geçinir bunlar. Kendi iğrençliklerle yaşarlar. Yani kendi bitleriyle yaşarlar. Evet dinliyorum. Küçük Leyla kuzusu kayboluşundan 18 gün sonra dün cansız olarak bulunmuştu. Ağrı valisi Süleyman Elvan Küçük, kardeşimizin otopsisinin tamamlandığını belirterek şunları söyledi. Dün bulunduğu tarihten zannediyoruz 2-3 gün öncesinde o derede suyun içinde bırakılmış. Ne kadar var akşamı? 20 dakika var. Evet. Dün bulunduğu tarihten zannediyoruz 2-3 gün öncesinde o derede suyun içine bırakılmış. Otopsi raporunda tespitler mevcut. Ölüm nedeni çocuğun 8 ila 10 gün aç bırakılması. Açlık nedeniyle ölmüş. Ve çocuğun cesedinde herhangi bir darp izi, yaralama izi mevcut değil. Yine o süre zarfında herhangi bir vahşi hayvan tarafından yaralanma söz konusu değil. Dün üzerinde görülen kırmızı izlerin güneş yanığı olduğu tespit edildi. Çocukla ilgili herhangi bir istismar ya da tecavüz emaresi de yoktur dedi. Şehit olmuş işte benim kuzum. Ama ben söyledim o. Yani tam kaçırmış da olabilir ama yani o kadar da yürüyebilir. Zikzak da çizmiş olabilir. Bir oraya gitmiş olabilir. O yüzden bulamamış olabilirler. Ama açlıktan ölmüş olabileceğini, şehit olmuş olabileceğini söylemiştim dün. Evet. Aynı dediğim gibi çıktı. Değil mi? Açlıktan olmuştur dedim. Açlıktan şehit olmuştur dedim. Ama birisi de tabii ama kaçırmak çok zor orada açık arazide. Nasıl kaçırsın? Ya saklayabileceği bir yer yok. Bir ev, bir mağara, bir yer olması gerekir. Açık arazide çünkü iki kişi çok rahat görünür. Ya yanında bir adam veya birkaç adam, bir de çocuk. Yani görülmemeleri mümkün değil. Bence çocuk zikzak çizmiş olabilir. Yani bir oraya o yüzden bulunamamış olabilir. Ama tabii kaçırma da imkansız değil. Mümkün. Ama onun görülmemesi çok zor. Yani koskoca adam ayakta, elinde çocuk, çocuğu tutuyor. Bir de ona hiç yemek vermemesi çok zor. Yani çünkü kendi de ölür o zaman. Yani bir yiyecek varsa mutlaka verir, ona da verecektir. Yani kaçırmayı amaçladıysa. Ama yine de polis araştırsın. Anlaşılır. Kısa bir ara verelim. Yayınımıza kısa bir ara devam ediyoruz. Tekrar birlikte olacağız. Yayınımıza devam ediyoruz. Yayına devam ediyoruz. Evet. Güzel bir haber. İsmail Ağa Camiası'nın önde gelen isimlerinden Abdülmetin Balkanlıoğlu Hoca'nın ailesinin avukatları yazılı bir açıklama yaptı. Balkanlıoğlu'nun vefat etmesinin ardından zehirlenme iddialarının dillendirildiğini belirtilen açıklamada söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Şöyle denmiş, raporda görüleceği üzere merhumun otopsi raporu temiz çıkmış, vücudunda herhangi bir anormallik gözlemlenmemiştir denildi. Tamam, o zaman gönlümüz rahat eder. Yani herhangi bir kimyasal maddeye bir şeye rastlamadılarsa tamamdır. O zaman Allah rahmet etsin ama böyle şeyleri biz anlamazdan gelemeyiz. Mutlaka şüphe kuşku yönüne bakarız.
Yani daha önce de böyle olaylar oldu. Yani kapatılmak istendi, biz bunu kabul etmeyiz. Evet, dinliyorum. İnsanlar Hızır'ı neden göremiyor acaba? Yakışıklı Hızır'ın elastikiyeti yüksek. Fakat bazen böyle at üzerinde, silüet şeklinde halkın bulunduğu yerlere falan gelir aslında. Ama dikkat etmedikleri için göremiyorlar. Bazen de netleşir. Yaşlı bir ihtiyar şeklinde, yaşlı bir kadın şeklinde. Veyahut işte mesela şu görüntüde olduğu gibi. Evet, bu tarz. Bu mesela tipik bozatlı. Bak, ayakta üstelik atın üstünde. Bu film gerçek. Biliyoruz gerçek olduğunu. Toplantıya katılır. İnsanlar fark edemiyorlar. Zaman mekan oynaması yapıldığı için fark edemiyorlar. Birçok üst düzey toplantıya katılır. Farkına varamazlar. Yani birkaç örnek versem oradan daha iyi anlarlar ama ben şu an bunu erken görüyorum. Evet, dinliyorum. Sokak sanatçılarını dilenci olarak mı görüyorsunuz? Sokak sanatçısı dünyayı şenlendiren gerçek sanatçılar. Sokak deyince insanı acayip beğeniyor. Sokak bizim evimiz, her yer sokak demek, herkes demektir. Sokak ne demek yani? Bir salon olduğunda orası da sokaktır. Yani her yer sokaktır. Her yer bizim mahallemizdir. Öyle bir şey olmaz. Açık havada sadece, o kadar. Kapalı mekan değil de açık havada olmuş oluyor. Ve meydana gelen görüntü de çok iç açıcı. Yani en güzel sanat gösterilerinden birisidir sokak sanatçılarının icraları. Yani gazinoda mı dinlemek ister bir insan, sokakta mı? Sokak çok daha şenlikli ve daha neşelidir. Daha candandır. Evet, dinliyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce dün akşam özel bir toplantıda bir araya gelmişti. Görüşme sonrası gazetelerin sorularını yanıtlayan İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan genel başkanlığı kendisine bırakmasını teklif ettiğini açıkladı. Sayın Genel Başkan'a büyük bir devlet adamlığı yaptığını, İyi Parti'ye 15 vekil gönderdiğini, rakip olan beni aday göstererek devlet adamlığı yaptığını, bunu devam ettirmesi gerektiğini söyledim. Kendisine benim genel başkan olabileceğimi, kendisinin onursal başkan olabileceğini, bu çalışmaları onursal başkan olarak sürdürebileceğini, benim de partiye genel başkan olarak seçimleri hazırlayabileceğimi söyledim. Kendisi bir yanıt vermedi, Kılıçdaroğlu ile bir kurultay yarışı içine girmeyeceğim dedi. Böyle olmaz tabii yani teklifi. Abi sen bu işi bana bırak, ben bu işleri yapayım. Yani bakkal teslimi yapılıyor gibi böyle bir şey olmaz ki. Sayın Kılıçdaroğlu çok tecrübeli bir insan. Sayın İnce samimi, iyi niyetli bir insan ama yani tecrübesi daha yeni oturuyor. Benim kanaatim CHP'yi ona vermezler şu aşamada. Ama iyi bir eleman yani CHP için, iyi neşe kaynağı. Hareketli bir insan ama Sayın Kılıçdaroğlu çok yaman yani. Zannetmiyorum. Evet, dinliyorum. Kılıçdaroğlu istifa etmeyi düşünüyor mu? CHP zaten bu çizgide kalır genelde, yani yapısı itibaren böyle kalır. Çünkü sağ kitle partisi olursa kazanır. Onu da kabul etmeyeceği için bu boyutta kalacaktır. Bu boyutta kalışı için de uygun bir lider aslında o. Yani o CHP karakterine, CHP kişiliğine uygun bir yapısı var. Bir de efendi, terbiyeli bir insan.
bence gitmesine gerek yok. Sayın Muharrem İnce yani çok neşeli dışa dönük bir insan ama acemi mi diyeyim, yeni mi yetişiyor diyeyim yani artık ne denirse bilemiyorum da yani sevdiğim bir insan olduğu için, saydığım insan olduğu için tabii kelimeleri dikkatli kullanıyorum. Yani olmaz özetle. Kılıçdaroğlu iyi. Kıyamet sadece kafirlerin üzerine mi kopacak? Müslümanlar bu durumda ne yapacak? Yakışıklım, kıyamet koparken müminler başka boyutta oluyorlar. Yani biz mesela uzayda da patlamalar oluyor. Onu teleskopla görüyoruz, bakıyoruz. Akıl almaz büyük patlamalar oluyor. Yani cehenneme dönüyor ortalık. Yani milyonlarca kilometre. Yani yüz binlerce ışık yılı genişlik oluşabiliyor. Yani öyle akıl almaz olaylar oluyor. Ama biz onu çok sakin, huzurlu bir şekilde görüyoruz. Kıyamet evet kafirlerin üstüne kopacak. Yani fiilen maddi olarak görenler onlardır. Biz müminler film gibi göreceğiz. Ya yani uzaktan. Yani hayret, ibret, taaccüp ve Allah'ı överek, Allah'ın büyüklüğünü överek maşallah, sübhanallah, elhamdülillah nidaları arasında kıyametin başladığını göreceğiz. Ama tabii çok net, büyük bir görüntü göreceğiz. Yani her bölgesini ayrı göreceğiz. Yani kıyameti detay detay göreceğiz. Çünkü kıyameti görenler dar bölgede görüyorlar, orada olanlar. Olay yerinde olanlar. Mesela en fazla 200 metre, 300 metrelik alanda görebiliyor. Müminler kilometrelerce, yüzlerce kilometre, binlerce kilometre içerisinde görecekler. Her yönüyle görecekler, bütün detaylarla görecekler. Çünkü Allah'ın bir sanatı olduğu için o dağılma nasıl oluyor, vuruş nasıl oluyor, bunları görecekler. Ve Bediüzzaman da söylüyor, taaccüp, hayret ve takdir nidalarıyla diyor. Müminler sevecek. Kıyametten bir süre önce az da olsa imanı olanların hepsinin imanına bağlı olarak Allah onlara o acıyı onlara göstermiyor. Çünkü kıyamet anı çok şiddetli ve korkusu çok yüksek. Yani adam ne konuşacağını şaşırıyor, ne diyeceğini, yani cümle kuramıyor korkunun şiddetini. Ama 10 dakika önce azametli, enaniyetli, azgın, kibirli, şımarık, yani o adamdan eser kalmıyor 10 dakika sonra. Yani o adamla o adamın arasında dağlar var. Mesela biri sorsa da adın ne diye mi? Konuşamaz. Hayır bir ses çıkarıyor, bir şeyler çıkarıyor da cümleye benzemiyor. Allah diyor ki sarhoş zannedersin sen onları. Oysa sarhoş değillerdir diyor. Göz möz akmış, aklı falan da gitmiş. Çocuğunu falan hiçbir şeyini düşünmüyor. Ailesini, malını, mülkünü. Hani malına, mülküne çok titizdin? Hani ailelerini titizdin? Çocukların tamamının canı alınıyor kıyametten bir süre önce. İlk alamet olarak, yakın bir alamet olarak saçları beyazlatılıyor çocukların. Bembeyaz oluyor. Zaten o zaman anlıyorlar bir anormallik olduğunu. Süt beyaz oluyor saçlar. Yani bu canların alındığını gösteriyor. Ve melekler de alenen inmeye başlıyorlar yani gözle görülür şekilde. Ama zaten aklı gitmiş onun. Yani meleği görmek onda bir şey değiştirmiyor. Sadece korkusunu artırıyor o kadar. Ben vaat ettim, yaparım diyor Allah. Onu gösteriyor. Evet, dinliyorum. Sevgi dolu bir kedi. Ama bu çok çok sevilmek istiyor bu. Evet. Ya bunu ısırmak lazım en iyisi. Kulakları falan. Yani facia sevgi istiyor. Evet. Yani sen bir hayvan
Onlara eziyet edenlere hapsetmekle falan bu işler hiç hallolmaz. Diretmeye gerek yok. Darinist materyalist eğitimin durdurulması lazım. İman hakikatleri Kur'an'ın üzerine anlatılması lazım. Merhametli bir toplum meydana getirilmesi lazım. Yani gaddar bir toplumda adam hayvan zaten kesip atıyor. Yani şahit yok, ispat yok. Hayvanlar da şahit olsun. Hayvanın yakınları yok ki ispat etsinler. Yani o bir yöntem değil. Anlamıdır. Geleni indirirken evet. Anne falan baygınlık geçirmesi gerekiyor. Baba da böyle kolonyayla falan böyle. Gelin zaten yani hıçkırıklar içerisinde. Damat da duygusallaşıyor evet haliyle. Damatın annesi babası. Yani sebebi bilinmeyen bir olay yani. Sonra karşılıklı. Böyle karşılıklı dönerek oynuyorlar. Sonra adam tokatlıyorlar. Allah ilginç adetlerimiz var yani. Allah hayra yatsın inşallah. Evet dinliyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce'nin aralarındaki konuşmayla ilgili canlı yayında yaptığı açıklamaya tepki gösterdi ve nezaketsizlik olarak niteledi. Özel yemeğin bağlamından koparılması siyasi nezaketsizliktir dedi. Nasıl? Özel? Özel yemeğin bağlamından koparılması siyasi nezaketsizliktir dedi. İşte yani bu tip olaylar çok sıkça karşılaşılır. Ya Neşe dıştan dönük halktan bir insan yani. Sayın Muharrem İnce. Yani devleti yeni tanıyor. Siyaseti yeni tanıyor ama iyi niyetli. Biraz vakit gerekiyor. İnşallah. Yani hakikaten kurultay falan olsa Kılıçdaroğlu gene alır rahat. Ama hayır neşeli iyi bir insan, öyle bir insana CHP'nin ihtiyacı var. Güzel. Ama bazen de çok sinirleniyor. İşte o ayar tam tutturmak lazım. Biraz aksakallılarla sohbet et. Aksakallılarla sohbet et. Yani evet, biraz dem alması güzel olur. Evet, dinliyorum. Merhaba hocam. Zengin olmak için çok mu çalışmak lazım? Ay severim ben senin güzelliğini. Canımın içi. Zengin olmak için çok çalışırsan bir şey elde edemezsin. Zengin olanlar çok çalışarak elde etmiyorlar. Aslında bir özelliği de yok insanlar. Sadece Allah onları seçiyor o kadar. Yani isterseniz gidip konuşun ünlü zenginlerle. Hiçbir özellikleri yok. Yani sıradan normal insanlar. Sadece Allah onları seçmiş o kadar. Allah diyor ki istediğine rızkı genişletir yayar. İstediğine de kısar diyor. Konu bu. Sadece tek de nedeni bu. Çıkıyor zenginler, konuşuyor, görüyorsunuz. Evet. Ama yani fevkalade kimse görmemiştir. Evet.
İnsan da bir mana da veremiyor zaten nasıl oldu falan gibisinden. Göz yaşımı silmedin, hiç mi beni sevmedin? Söyle, söyle, hiç mi beni sevmedin? Söyle, söyle, hiç mi beni sevmedin? Öpücük ver bana, yalvarıyorum sana. Bir öpücük ver bana, yalvarıyorum sana. Beni uzatma sana, kolları al sana. Söyle, söyle, Oh,
Güzel. Güzel. Devletin yapacağı en acil hizmet insanların sevgi dolu, merhamet dolu olmasını temin etmek. Bunun için de Darwinist, materyalist eğitimden vazgeçilmesi lazım. Çünkü Darwinizm insanların hayvan olduğunu söylüyor ve tesadüfen olduğunu söylüyor. Böyle bir toplum mahvolur. Böyle bir toplum kendini toparlayamaz. Büyük bir facia, büyük bir oyun, deccaliyetin bir oyunu. Türk devleti bu tavra karşı atak geliştirip deccaliyetin bu inancını yok etmeli. İman hakikatleri Kur'an mucizeleriyle, sevgiyle, merhametle bu belayı temizleyelim. Yoksa hayvanları da, insanları da, çocukları da mahvedecek deccaliyet söyleyeyim. Evet, dinliyorum. Ah severim ben senin tatlılığını, güzelliğini. Sen cennet kuzusu olmuşsun sen zaten maşallah. Bir daha şekerliğini dinleyeyim ben onu. Selam hocam, Allah'a nasıl ibaret edebilirim? Canımın içi, aleyküm selam güzel yüzlüm. Canımın içi, Allah'ı sevmen senin zaten ibadet. İbadet etmeyi istemen de ibadet. Dürüst olman, samimi olman, sevgi dolu olman hepsi ibadet. Annene çok sevgi göster, babana çok sevgi göster, o da ibadet olur. Canımın içi, henüz sorumluluk yaşı doğmadığı için bunlar ona yeter. Evet, dinliyorum. Okey. Pardon, selam vermiştim küçük kardeşimize. Evet. Evet, dinliyorum. İnsanların suratı niye bu kadar asık, gülümseme bu kadar zor mu? İşte güzel yüzüm, adama sen ne diyorsun, devlet eliyle, Milli Eğitim Bakanlığı ne diyor? Siz hayvansınız diyor, solucandan geldiniz diyor. E adam için hayat anlamsız oluyor, adam gülecek hali kalır mı? Sen atan solucan, mikrop dersen, adamın gülecek, eğlenecek, neşelenecek hali kalır mı? Ben de hayvanım, onlar da hayvan diyor. Böcekler de hayvan, hepimiz hayvanız diyor. Önce bu beladan kurtulmak gerekiyor. Vay, 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 vay.
Her sevgi zamanla bitermiş derler. Benimki bitmedi. Müslüm Baba uslubuyla okumuş, güzel olmuş, bayağı benzemiş rahmetliye. Ya bize acılı falan bir şeyler yemesi lazım. Ne olabilir? Lahmacun. Kıymalı pide. Acılı kebap. Tamam. Yirmi acılı, yirmi acısız. Yirmi tane de pide ayrıca. Bunlar yirmi olan lahmacun. Evet. Öbürleri pide. Yani kuşbaşılı pide. Evet, yirmi tane. Tabii artık kaşarlı falan da onlar sizden. Beyaz peynirli falan. Ondan söylemeye gerek yok. Evet, hadi bekliyoruz. İnşallah, selam. Ümmeti Muhammed'in diğer fertlerinde ızdırap çekeceğini düşünerek çarpı iki dersen daha iyi olur. Artırmıyorsun, çarpı iki diyeceksin. Yani dolayısıyla artmış olacak. İnşallah. Hadi selam. Vay be, uzun hava su yiyeceğiz şimdi Neşet Abaloğlu'ndan. Yara söyleme diyor. Yani ızdırap dolu bir İç Anadolu türküsü. Arkadaş bastığımı söyle. Vah!
Parçala o sandığı, parçala. Patlatılıyor. Aman Allah. Ya niye durursa ne olur ya? Nihavend makamında ezan var mı? Dinleyebilir miyiz? Çok güzel okuyorlar yani Nihavend. Bir Arap hafız efendi çok güzel okuyor. Yaş tamam. 22, 23, 25 yaşa kadar falan bence en güzel oldukları dönem oluyor. Kadınların da erkeklerin de en iyi, en gösterişli oldukları dönem oluyor. Ondan sonra yavaş yavaş çökme başlıyor. Eğri oturulabilir ama doğru konuşmak lazım. Evet. 17 ile 25 yaş arası biliriz. Çünkü o daha önce de tam hatlar oturmamış oluyor küçük yaşta. Ama 17-18'de hatlar oturuyor. 23-25'e kadar falan da ondan sonra yaşlılık başlar. 26-27'de bile gençlerde beyazlar başlıyor saçlara, saçlar dökülmeye başlıyor. Yani estetik güzellik açısından. Aslında en iyisi 19 yaştır tabii, 19 yaş. Tam oturduğu yaş. Yani hatların tam oturduğu 19'dur. Muhayyer Kürdi ezan var mı? Önce bir Muhayyer Kürdi dinleyelim. Fatih'de yüklemişler, kırmızı listeyi.
Ya bakayım. Allahu ekber, Allahu ekber. Mükemmel, çok güzel. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Vay vay vay, maşallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. O anda ne hissediyorsunuz? O anda zaten kendimi hiç düşünmüyorum. Yani o anda varlığımı hiç düşünmüyorum. Nihavent de çok güzeldir, Muhayyer Kürdi de. Adam okuyor, hiç haberi bile yok. Eskiden Osmanlı hep makamla okunurdu. Nihavent makamında Muhayyer, hatta bir ezanda 5 ayrı makamda okuyor, bir ezanın. Mesela Muhayyer Kürdi ile başlıyor, Nihavent de bitiriyor, 5 ayrı makam. Evet, dinliyorum. Abdurrahman Dilipak bugünkü yazısında AK Parti'yi FETÖ ile mücadele edemedi iddiasıyla eleştiren bir yazı yazdı. Falan kişi FETÖ'cü dediler, reis de alın dedi, aldılar. Ama yerine daha FETÖ'cüsünü reisçi gözüken bir kukla getirdiler. Etrafını yine onlar doldurdu. FETÖ operasyonu yaparız diye hiç ilgisiz ya da sohbete giden insanların adını yazıp onların işlerine son verip sanık yapıp daha güçlü bir şekilde emin adımlarla yola devam ettiler dedi. FETÖ'cüler mi? Yani herhangi bir şekilde kafalarını kaldırırsa kafalarını kırarız. Gizlenmesi, açık olması falan ayrı meseleler. Yani görürsek kanla hukukla zımbalarız, onu söyleyeyim. Ama öyle efendim uyuz tilki gibi delikten deliğe kaçarak zıplıyorlarsa ayrı mesele. Ama bir daha öyle itlik yapamazlar, onu söyleyeyim. Bunlar da Tayyip Hoca'yı tedirgin edecekten zannediyor. Tayyip Hoca bir kere devletle iç içe. Yani bayağı sağlam bir yapı içerisinde. Gayet de akılcı bir iktidar şu an mevcut. O gelenekçi mantıktan, gelenekçi kafayla dünyaları kabus gibi. Devletin sırlarından haberleri yok. Olaylardan haberleri yok. Nerede olduklarını bile bilmiyorlar. Akit bir yandan, bu bir yandan. Zaten aynı tek ekip bunlar. Hükümeti kendilerince tedirgin edeceklerini zannediyorlar. Çaktırmadan, yani hükümeti rahatsız edeceğini düşünüyor, çaktırmadan. Evet. Dilipak yazısının devamında, birileri reisçi geçinerek racon kesmeye, haraç kesmeye, birilerine bir yerlere çökmeye hazırlanıyor. Savcılık, yargı, istihbarat, polis, hepsi bu anlamda baskı altında. Niye Türkçe konuşmuyorsun? Açıkça söyle. Kim varmış? Öyle. Göstert.
Akit'e mi bir operasyon yapılacak? Nedir? Ne? Ya söyle ya mesela şundan bizleriz de. Nedir derdin? Kapalı konuşmaya gerek yok. Vay be, grup şamata mesela bunlar sokak çalgısı denilen gerçek sanatçılar. Bu aslanları tebrik ediyoruz. Bir kere sokak sanatçılarına kimse uğraşmaz. Aleyhinde konuşanların dilini koparırız kanunla, hukukla. Densizlik istemiyorum. Çok şahane delikanlılar. Çok şahane gençler. Gayet de güzel. Türkiye'nin güzelliği onlar. Dünyanın güzelliği onlar. Sanatçılara laf yok. Çok sevimli gençler. Belediye de imkan tanısın. Halk da öyle. Yani bu çocuklara 1 lira vermek 1 lira. Bir kere dilencilikten de alakası yok. Biz gönüllü olarak onları destek veriyoruz. Devlete de vergi veriyoruz. Değil mi? Yani onlar bir sanat uyguluyor. O sanatın hakkıdır o. Bu kadar basit. O bize sanatı verirken bedava veriyor sanatı. Değil mi? Biz de o sanata güzel bir karşılık vermiş oluyoruz. Bu kadar basit. Ayrıca kim çıkıp bize para verirsen çalarız demiyor ki, onlar çalıyor zaten. Dolayısıyla ayıp öyle laflar, olmaz. Size Azerice bir şarkı dinleteyim. Gül açar dünya güler, aleme nur dökülür.
yadıma düşer yerden. Ne çarpın gönlümle, ağlananın önünde. Sen yadıma düşen Azize'ler çok şeker insanlar. Bir de çok temiz, ahlakları da çok temiz. Hiç bozulmamışlar. Mesela komünist yönetime kalır mı? Hayır oldu. Hiç bozulmadılar elhamdülillah. Bayağı dürüstler. Dünyadaki en düşük argo Azerbaycan'daymış. Argo kullanma. En az içki içme de yine Azerbaycan'da. %1. Evet. Ekonomik kalkınma en yüksek yine Azerbaycan'da. Eğitim seviyesi en yüksek yine Azerbaycan'ın. Evet, dinliyorum. İzmir'in Tire ilçesinde kayıp olduğu bildirilen 1,5 yaşındaki Rüya Çelik ile anneannesini bulmak için arama çalışması başlatıldı. Yerim ben onu minik burnuna, dişlere bak sen. Anneannesi mi? Evet. Sabah evden çıkmışlar. Bu nedir böyle ya böyle? Garip bir uğursuzluk var. Çok çok acayip bir şey var yani. Evet, dinliyorum. Neden daha çok üzgünken dua etmeye ihtiyacı duyarız? Bir daha. Neden daha çok üzgünken dua etmeye ihtiyacı duyarız? Senin yüzün çok asil yüzün, çok etkileyici, çok heybetli bir yüze sahipsin. Terbiyeli olduğun, güvenilir olduğun, saygın bir insan olduğun hemen anlaşılıyor. Bir de utangaçlı ve tatlı bir karakterin olduğu da hissediliyor. Zaten güzel yüzüm, o zor durumu Allah özel dua edelim diye yaratır. Duayla birlikte yaratılır o. Kendine yaklaştırma amaçlıdır Allah'ın. Yani ikisi birlikte yaratılır. Zorluklar, acılar ve dua birlikte yaratılır. Tek parça olarak yaratılır. Yani insan başka türlü Allah'a yanaşmıyor. Öyle yanaştırıyor Allah. Yaşlılıkla, ölümle, hastalıklarla, acılarla yanaştırıyor. Mesela bak Türkiye'de şu an cayır cayır Darwinist propaganda var. Bu bir süre sonra kalkacak. Bizim vesilemize kalkacak. Ama son 200 yılın en büyük felaketidir Darwinizm. Yani Osmanlı'nın başına gelen, İslam aleminin başına gelen en büyük, gelmiş geçmiş en büyük felakettir. Yani bu felaketin üstüne felaket yok. İslam dinine yapılmış en büyük suikasttır Darwinizm. Yani dünya tarihinde böyle bir suikast yok. Angom da yavaş yavaş diyor. Dinliyorum. Sevimli popüler. Bir de Bobby Bolluğu var benim gördüğüm. Evet. Bak kuyrukta sürekli çalışıyor. Of of of, ordu halinde. Evet.
Gürbüzlükleri de çok evet, şeker. Evet. Evet, dinliyorum. Kırgınız olarak geliyorsunuz, mantığınız var. Yakışıklı mı? Şöyle demek istedin herhalde, vicdanla mı yoksa mantıkla mı? Tabii ki vicdanla. Yani mantık insanı mahveder. Genç kızlar falan, delikanlılar boğuluyorlar mantıkta. Yani genç kızlar çektiği acının ana nedeni mantıktır. Halbuki vicdanı hareket etseler çok güzel yaşayacaklar. Mantık onlara akılcı gibi görünüyor. Mantık boğar. Mutlaka vicdan olması lazım. Evet, dinliyorum. Doğu Perinçek, halkın bu seçimde ekmekten daha çok vatanı düşündüğünü söyledi. Bu seçim ağır ekonomik koşullarda yapıldı. 16 Nisan'dan beri halk oylamasından geçen süreç, ekonominin gittikçe ağırlaştığı, iflasların ve işten çıkarmaların olduğu, çiftçinin durumunun zorlaştığı bir süreçti. Burada ekonomi nedeniyle AK Parti ve MHP'ye karşı seçmenden bir tavır bekleniyordu. Ama seçim sonuçlarının neyi belirlediği gözüküyor, dedi. Ama güzel konuşmuş. Vatanı tercih ettiler diyor. Evet. Yani millet için hakikaten ekonomi şu bu falan değildir. Yani vatan önemlidir. Kısa bir ara verelim, devam edelim. Yayınımıza kısa bir ara veriyoruz. Yayınımıza devam ediyoruz. Tekrar hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ne güzel bir şey yayına devam etmek. Evet, sizin ama için. Yayına devam etmemizi ben görmem lazım evet, buradan. Evet. Şuradan. Yani rica edeyim. Çünkü buradaki rakamlar iç açıcı oluyor. Yakup hocam hoş geldin. Evet, devam edelim. Altın çanta, helikopter benzeri araçlar, arabaların yerlerini alacak. Olur da yakışıklım ya, zır 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 tepemizde böyle biraz acayip olacak yani. Öyle gibi görünüyor hakikaten, şey yaparlar. Şu sistemi biraz daha geliştireceklerdi benim kanaatim. Daha sessiz olacaktır ama havada tokuşma olayları falan bol bol olur bence. Ya, hava pek güvenli olmaz. Yeraltı, yeraltını kullansınlar. En sağlam iş yeraltı. Gök, yer üstü hiç olmaz. Ulaşım için yere, mesela Rusya'da falan 7 katlı yollar. 7 kat, bir kat, bir kat, bir kat, bir kat, ta altlara kadar. Evet, dinliyorum. Bugün Türkiye'nin vatan savaşı verdiğini kaydeden Doğu Perinçek şöyle konuştu. Bugün Türkiye PKK'ya karşı savaşıyor. Fırat Kalkanı Zeytin Dalı oldu. 15-16 Temmuz gecesi Amerika ile Türkiye arasında tanklarla, uçaklarla bir savaş oldu. Bütün bunlar seçmenin yönelişlerini belirliyor. Seçmen önce vatan diyor. Ancak CHP bunu anlayamadı, dedi. Hayır, güzel konuşmuş. O da anlamadığından değildir canım. Yani muhalefet olsun ne yapıyor bilmez olur mu? Bence CHP de milli parti. Yani kardeşim, milli olmayan bir parti Türkiye'de yani tutmazlar, öyle bir şey olmaz. Yani bura öyle bir yer değil Türkiye. Ya öyle başıbozuk bir ülke olmaz. Yani her şey milli olmak zorundadır. Olmayan zaten olmaz yani. Öyle söyleyeyim. Ha, öyle gibi görünebilir, o kadar. Evet, dinliyorum. Doğu Perinçek, şu anda vatan savunması için Sayın Erdoğan ile birlikte hareket edilmesi gerektiğini işaret eden bir açıklama da yaptı. Şu anda Türkiye'de iki strateji var. Birincisi CHP'nin stratejisi. Erdoğan'a karşı Amerika ile de birleşilir, PKK ile de birleşilir diyen bir düşünce. Ancak Vatan Partisi de diyor ki, bugün Türkiye'ye tehdit olan ülkelere karşı en geniş cepheyi kurmak lazım. Tayyip Erdoğan da bunun içindedir. Amerika ve İsrail tehdidine karşı Tayyip Erdoğan'la da birleşilir, dedi. Ya İsrail tehdit olmaz. Nereden çıkarıyorlar onu ya? Amerika tehdit değil mi? Şu Amerika gariban bir ülke. Zavallıdır bunlar. Sonradan kurulmuş bir ülke. İngilizlerin devletinin bir karakolu ya. Yani bak, başındaki adamı rezil etmekle tehdit ediyor. 30 kere. Kaç defa kızlar geldi. İşte yok bilmem ne fuhuş yaptığını söyleriz. Bilmem ne. Yok bilmem. Adam zaten garibanın teki, yani yoluna yürüyemiyor. 1001 türlü kadın kız çıktı. Hatta dedi ki işte kız inanda ilişkisi var falan. Yani işi deliliğe vardıracaklar yani. Her türlü iftiraya hazır görünüyorlar. Adamcağızın eli ayağı boşalmış vaziyette. Ne alaka yani? Amerika tehlikesi de bir şey yok. Amerika gariban bir ülke. Amerika'ya sahip çıkmak lazım. Avrupa garibandır. Sahip çıkmak lazım. Rezil olan İngilizlerin devletidir.
Bu psikopatların da yeri belli ya. Bunların üstüne bir çöksünler, konu bitsin kardeşim. Bunlar derdest yakalasınlar. Bütün ülkeler birleşsin, çöksünler üstlerine. Evet, dinliyorum. Modayı takip ediyor musunuz? Güzel yüzlü moda var mı ki? Yok ki, moda bitti. 20 yıldan beri yok, 20, 30 yıldan beri moda yok. Ne modası ya? Yok moda yani, öyle bir şey yok. Bitti. Eskiden vardı moda, 70'li yıllarda, 60'lı yıllarda falan vardı. Yani 80'lere kadar falan geldi, ondan sonra bitti moda diye bir şey yok. Gençler bir tişört giyiyorlar, falina gibi bir şey. Bir de kısa don gibi bir şey işte, şort giyiyorlar. Lastik ayakkabı, bu kadar. Yani hepsi hemen hemen öyle. Yani rahat kıyafetler, öyle beğenmeye yönelik bir şey yok. Böyle şık takımlar, efendim güzel mesela kadın etek döpyes falan, delikanlılar da mesela kravatlı falan, güzel hoş takım, öyle bir olay yok. O konular bitti. Eski, mesela 60'larda, 50'lerde. Ama şöyle olabilir, eski modaya dönülebilir. Eski arabalara dönülebilir. Mesela eski Jaguar, eski Porsche'lar falan, nefis o arabalar. Yani eski Mercedes, nefis onlar, çok çok güzel. Ya 1940'ların Mercedes'leri dehşet. Onlara dönebilirler. Yani yapamıyorlarsa en azından bunu yapsınlar. En azından benim için. İngilizcesiyle falan filan. Yani. Annem söylüyor da diyor kız. Bana kızlar yaparlar hep böyle. Annem söylüyor, annesinin üstüne atarlar. Evet, dinliyorum. İnsan hangi psikolojiyle insan öldürebilir? Yani aklını kaybetmiş olması lazım. Ama Allah vermesin şey olursa, nefsi savunma, mesela sen orada kız arkadaşı var, efendim sevdikleri var, adam gelmiş silahla öldüreceğim diyor, gayet de ciddi. Ve hakikaten ateş ediyor falan, tutturamıyor mesela. Ama öldürecek. O zaman tabii ki savunacaksın kendini. Ama öldürmek değil de yaralama olması lazım. Çünkü yaralayarak da kontrol edebilirsin bir insanı. Yani belden aşağı, delik deşik edersin gerekirse ve çökertirsin. Yani öldürme tabii çok korkunç bir şey, Allah vermesin. Yani insanı çok derinden sarsacak bir şey. Hazreti Musa kazara birisini öldürdü. Ömrü boyunca en büyük çektiği acı odur. Yani çok canını yaktı. Ama yeni gençleri falan öldürmeyi zevkli gösteriyorlar, güzel gösteriyorlar. O onu vuruyor, o onu vuruyor. Yeni moda çıktı. Hayvanları asıp kesiyorlar, doğuruyorlar. Çocukları öldürüyorlar. Kadın öldürmek zaten adamlar için çok sıradan bir şey, gayet normal karşılıyor. Evet, dinliyorum. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Rob Manning, Türk F-35 savaş uçağı pilotları ve bakım personelinin kısa bir süre içinde Arizona'da uçuş eğitimlerine başlayacağını ve ABD hükümetinin Türkiye'nin F-35 programına katılma konusunda henüz herhangi bir karar vermediğini söyledi. Albay kim dedin? Rob Manning. Rob? Rob Manning. Rob. Rob, Rob. Rob, Rob. E tamam. Ayrıca Türkçe'de mi geliyor, onu araştırmak için onu sordum ya. Ya Türkiye işini bilir. Türkiye kimse akıl öğretmez. Amerika falan yani Türkiye'nin karşısında her ülke saygılı olmak durumundadır. Yani densizlik kimseye yaptırmaz Türkiye. Evet, dinliyorum. Camide dünyevi konuşmak aram mıdır? Yok, niye konuşulmasın? Yani dünyevi konu da yine Allah'ın rızasına uygundur. Bir şey olur, konuşursun. Niye konuşmuyorsun?
Düğün de yapılır, ziyafet de yapılır. Cami işte cami, Müslümanın toplandığı yer. Evet, dinliyorum. Hazreti İsa gelirse sizinle bağlantı kurar mı? Yani benimle bağlantı, ben onunla bağlantı kurarım. Yani ben onu bulurum. İyi bulurum yani. Şu an asılmıyorum, istesem bulurum, bak söyleyeyim. Gerçekten bulurum. Sırf onu rahat için bulmuyorum. Yoksa ya bulmamam diye bir konu olmaz, bulurum. Sırf ona bir laf gelmesin, riske girmesin diye. Yoksa burada olduğunu biliyorum. Evet, dinliyorum. Bir kedi ailesi. O baba öyle mi? Allah Allah, çok acayip ama ya. O süt emsin nereden yapıyor herhalde? Allah Allah, çok şaşırtıcı ya. Cinsi olarak da çok güzel hayvan. Ya bizde her cins kedi olması lazım kardeş. Her cins. Her cins. Ve ben onları mutlaka burnunu ısırmam, öpmem lazım yani. Evet, dinliyorum. Ev arkadaşlarını yanlışı bilmeleri için ne tavsiye edersiniz? Ya gençler birbirine ne kadar öfkeliler, ben çok şaşırıyorum. Delikanlılar da, baksana yolda bir şey oluyor, o hemen silahla vurmalar, bıçaklamalar, odundan birbirine girmeler. Darwinist eğitim bunları mahvetti. Genç kızlar da birbirini dövmeler falan, ya övünüyorlar birbirini dövmeyle. Ya genç kız, insan aklının ucundan geçmez. Genç kız, kadın döver mi ya, adam döver mi yani? Nerede görülmüş böyle bir şey? Ev arkadaşı, ne güzel işte, dostça, arkadaşa geçinip gitsinler. Bir daha dinleyeyim. Ev arkadaşlarını yanlışı bilmeleri için ne tavsiye edersiniz? Yakışıklım, tek bir ahlak sisteminde ittifak etmeleri lazım. Kur'an'da ittifak edecekler, arkadaşlar diyecekler. Biz tek bir kitabı okuyup bunda anlaşalım diyecekler. Herkesin ayrı ayrı kafası olduğunda anlaşma olmaz, mutlaka anarşi olur. Ama Kur'an'da anlaşırlarsa hepsi tam ittifak eder. Bunun dışında mutlu olamazlar, mümkün değil. Vay be, rüzgar söylüyor diyor şimdi o yerlerde. Bizim eski şarkımızı diyor. Ne oldu? Alo. Adam niye durdu acaba ya? Acaba kayıtta mı yamukluk yaptı? Yoksa cinler mi hata geçti? Bir arızalı bir şey var ama anlamadım. Ne olabilir acaba? Çok gıcık bir durum. Gençler. Yoksa yok deyin. Bak yoksa şöyle elinizi kaldırarak yok deyin. Yok.
var mı ya? Var var. Var. E abi ne bekliyoruz o zaman? Canan. Buyurun. Bülent sana yok muydu iki tane, dört tane? Yok hocam, ben çalamıyorum. Kullanmıyor musun? Sanki sigara içiyor. Korsan gibi yürüyorlar. Ankara Efes'i tipi var. Kaza tarz olan arkadaşlardan. Evet. Allah'a olan yakınımı nasıl artırabilirim? Allah Allah, çocuklar hep bunu soruyorlar ya. O biraz yaklaştır bakayım. Güzel yüzüm, zaten Allah size şu an ruh dağıtıyor. Yani size Allah Ruhul Kudüs'te yardım ediyor. Kutsal ruh dağıtılıyor insanlara ve alıyorsunuz onu. O yüzden böyle bir talep içindesin. Yoksa istemezsin. Yani umursamazsın. Kutsal ruh geldiğinde de zaten hiçbir sorun olmaz. Her şey olumlu gider. 3-5 yıl içinde her şey güzelleşecek, göreceksiniz. Rüzgar söylüyor. Tamam, bir daha deneyeceğim. Kesiliyor. Öyle yüklenmiş. Yeniden yüklesinler. Evet, dinliyorum. Birleşik Krallık Kraliçesi 2. Elizabeth'in yaşamını yitirmesi durumunda yapılacak cenaze töreninin provası yapıldı. Yazık kadın Allah. Manyak mı bunlar ya? Ne kadar ayıp. Oo, bak deliliğe bak ya. Kadının kanı iliği çekilmiştir ya. Kendisi de denetlemiş. Kendini denetlemiş. Üst düzey bakanlar da kızılmış. Ya ben böyle sapıklık görmedim. Ya be, korku filmi gibi ya. Yani mucidi için söylüyorum. Onların bir suçu yok. Ne ayıp ya. Gariban kadın canı. Erdem ve Bülent nasılsınız? Bu lahmacun lafını duyunca hızlıca çıkıp mutfağa geçmişsiniz, doğru mu? Doğru, evet. Ya adı bile yetmiş. Allah razı olsun. Evet, nasıl olmuş? Çok güzeldi maşallah. Allah razı olsun. Şahane. Güzel. Mikrofon mu açık? Nedir bu? Hong Kong ses çıkıyor. Efendim? Eko. Neyi ekledik biz? Severim ben seni. Evet, dinliyorum. Yalan konuşan nasıl anlarsınız? Yalan konuştum. Zırvalar zaten, yani çelişik konuşur. Gözlerinden enziyede anlaşılır. Samimiyetsizlik ve dengesizlik hakim olur. Yani tavırları normal olmaz. Yani at yürüyüşüne, konuşmasına, ses tonuna, her şeyine hakim olur. Özellikle bakış çok ciddi şekilde bozulur. Ses tonu bozulur. Muhakeme, yargı bozulur. Anlaşılır. Yani benim açımdan tabii, bilmiyorum başkası için. Birçok insan da fark edemeyebilir. Evet, dinliyorum. Fıstık yağ bir akor.
Oo, işte bu kadar ya. Ya Türkiye'de bu serbest olsun da biz bu adamları bir şöyle bir doya doya sevelim ya. Ya niye rakun yasak oluyor ben anlamıyorum ki. Evet dinliyorum. Yeni Asya'dan Abdülbaki Çimiç, Mehdi hakkında şöyle bir yazı yazdı. Mehdi'yi Ali Resul'ün temsilcisi, Kutsi cemaatinin şahsı manevisinin üçüncü vazifesi, ahir zamanda Ali Beyt-i Nebevi'nin cemaati nuraniyesini temsil eden Hazreti Mehdi'yi de ve cemaatindeki şahsı manevi de ancak içtima edebilir. Bu cümleden hem Hazreti Mehdi'nin hem de cemaatinin büyük ekseriyetinin seyit olacağı anlaşılıyor. Yani çoğunluğu seyit olan bu insanlar Mehdi'nin ortaya koyacağı hizmet prensipleri etrafında toplanarak vazifelerini derüfte edecekleri anlaşılıyor. Hakiki seyitliğin sünnet-i seniyyeyi yaşamak olduğu hakikatinden hareketle Hazreti Mehdi ve cemaatinin sünneti gerçek manada temsil ederek hizmet edecekleri nazarlardan kaçırılmamalıdır dedi. İyi tamam o zaman Mehdi'nin gelmesine gerek yok. Sünnetin âlâsını yapıyorsunuz. Ya Mehdi'nin gelmesine ne gerek var? Hanefi, Hanbeli, Maliki, Şafii. Zaten sünnet üzerine kurulmuş mezhepler. Tamamen sünnet hakimiyeti var. Yani mesele hali olmuş zaten. Mehdi'ye gerek yok o zaman onun kafaya göre. Ama İslam alemi sürünüyor ve perişan vaziyette. Mahvolmuş vaziyette. Irak yıkılmış, Suriye yıkılmış. Bütün İslam ülkeleri mahvolmuş vaziyette. Her yer kaynıyor. Sünnet dediğin şey, Kur'an'a muhalif geliştirdiğiniz inançlar. Kur'an'a uygun olan sünnete kimse bir şey demez. Ama Kur'an'a uygun olmayan sünnet hakim. O da felaket getiriyor. Evet, kısa bir ara devam edeceğiz. Yayınımıza kısa bir ara veriyoruz. Yayınımıza devam ediyoruz. Ne güzel, ne kadar hoş. Yani, tam bitti derken başlıyor. Başladı derken bitiyor. Bitti derken yine başlıyor. İyi bir yöntem. Evet, dinliyorum. Allah bize cennette nasıl sevgi gösterecek? Güzel yüzüm. Allah insan şeklinde tecelli ediyor, böyle genç delikanlı şeklinde. İşte soruyor, benden razı mısınız, razı oldunuz mu? Ben sözümü yerine getirdim diyor Allah. Ben sizden razıyım diyor. Razı olduğum için zaten cennetimi aldım. Siz benden razı mısınız diyor. Razıyız ya Rabbi diyor. Ben sizi seviyorum diyor Allah. Ya Rabbi biz de seni seviyoruz diyorlar. Böyle, o tarz. Ama tabi bu bir şiddetli coşku tarzında oluyor, böyle sakin değil. Allah'ı gördüklerinde cezbeye giriyorlar yani, feryat göklere çıkıyor böyle. Çok şiddetli bir sevgi göstertme oluyor. Allah yine yeniden o görüntüden çekiliyor. Kendi istediğini de görüntü haline geliyor. Ara ara. Ama oradaki her şey Allah'ın tecellisi zaten. Allah'ın amacı sevgidir. Sadece sevgi. Mehdi'sini seviyor. İsa Mesih'i seviyor. Onlar son zamana bırakmış. Resulullah'ı seviyor. Evet. Evet dinliyorum. Estetikle güzelleşmek konusunda ne düşünüyorsunuz? Yakışıklı mı olabilir yani. Ama şu bayıltma işi falan ben ondan çok çekiniyorum. Bazen eskiden ölüm doluyordu. Narkozda ama şu son senelerde olmuyor. 10 yıldan beri hiç duymuyorum. Eğer kesinse yani narkozdan ölüm olmayacaksa veyahut narkoz kullanmayacaklarsa her türlü estetik olabilir. Hiçbir mahsuru yok. Yani nihayetinde kadınlar mutlu oluyor. Daha güzel olduklarını düşünüp mutlu oluyorlar. Estetiği yapan da Allah. Yani onu meydana getiren de Allah. Kul yapıyor gibi görünüyor ama Allah yapar. Yani bir riski yok. Evet dinliyorum. Almanya Berlin'de cumartesi günü fosil sergisi yapmış kardeşlerimiz. Hocamızın kitabında halka hediye ettik diye müjde haberi vermişler. Yani bunlar tabii şahane gelişmeler. O insan ilk defa beladan kurtuluyor. İlk defa Allah'ın varlığını görüyor. Ne büyük sevinç.
Bir insanın Allah'ın var olduğunu bilmesi ne güzel bir heyecan. Evet, dinliyorum. Suriye İnsan Hakları Ağı, Suriye'deki savaşa dair yayınladığı raporda, Suriye'de sadece bu yılın ilk yarısında 1104'ü çocuk, 798'i kadın, toplam 4759 sivilin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Her yerde bu kepazelik, ucu bucağı yok ya. Ama umursamıyor adamlar. İşte Allah harika bir yapı meydana getirmiş. Adamlar ölü. Sallıyor, sirkeliyoruz, yine anlamıyor. Peygamberin bütün mucizeleri anlatıyoruz, yine anlamıyor. Ya Deccal beyinlerini mahvetti insanların. Ama buna rağmen bunu deleceğiz. İnşallah. Ve deliyoruz. Evet, dinliyorum. İnsanlarda aradığınız en önemli özellik nedir? Samimiyet. Allah da onu istiyor, samimiyet. Yani sana samimi olmaması onlar deli görüntüsüne sokuyor. Rezil rüsva ediyor Allah. Acayip aşağılıyor. Durduk yere başlarına belaya sokuyor. Tabii samimi olsalar rahat edecekler. Samimiyetsizlikten insanlar sürünüyor. Ne sorun ya, samimi ol, ne güzel. Evet, dinliyorum. İman eden kadınların güzelliğin sebebi nedir? Güzel yüzlüm. Allah onlara bir kere derinlik veriyor gözlerine, yüzlerine bir derinlik veriyor. En çarpıcı yönleri o oluyor zaten. Bir de Allah tabii bir mucize olarak onları sessiz sedasız güzelleştiriyor. Onun da tarifi yok. Yani annenin güzelleşiyor göz göre göre. İnsanlar da şaşırmıyor, ne oldu buna falan diyoruz. Güzelleşmişsin sen. Ama neye göre güzelleşmiş anlamıyorlar. Ama en ziyade bakışları tabii kadının çok çarpıcıdır. En etkileyici yönü odur. Allah gözlerindeki anlamı çok zengin hale getiriyor. Benim güzel yüzümü ben yakından bir daha göreyim. Yaklaştır. İman eden kadınların güzelliğin sebebi nedir? Yüzünü yaklaştır, iyice yaklaştır. Baksana benim canımın çok güzel bakışlarım. Yani derinlik görülüyor yüzünde. Allah onu cennet arkadaşı yapsın, cennet dostu yapsın, uzun ömürle yaşasın inşallah. Evet, dinliyorum. Hem konuşup hem yemek yiyen bir kedi. Canım benim. Nedir konu, sorun nedir? Ha? Çok güzel ya cinsi. Bengal kedisi. Bizim niye yok Bengal kedimiz ya? Var mı? Olalım ya tabii. Yani her şiş kedi olsun bizde. Sürekli aynı kedi cinsi olmasa daha iyi olur. Bengal. Çok kötü aklım. Bengal, Sengal falan. Siz, insan beyin bir acayip ya. Evet, dinliyorum. Kendimizi sevmek için mi çabalayacağımız yoksa sevdirmek için mi? Sevdirmek tabii. Sevdirmek çok önemli. Mesela bir kadının sevgisini kazanmak bütün dünyayı kazanmak gibidir. Çok hayati bir şeydir. Güvenini kazanmak, sevgisini kazanmak, o kadına değer vermek, saygı duymak, koruyup kollamak. Ya bir mutluluk yani, başlı başına bir mutluluk. Bir heyecan yani. Hayata müthiş bir renk. Allah'ın muhteşem bir tecellisidir kadın. Yani bir kadının sevgisini ve güvenini kazanmak, dünyayı kazanmak gibi aynı. Çok sevindirici. Ya yani çok mutluluk veren bir şey. Benim canımla da mesela yeni tanıştım ama çok değerli bir kız, çok akıllı. Okulu çok güzel. Bölümü çok güzel. Yani çok kalender, çok insancı. Bayağı güzel.
Hiç öyle kendini kasmıyor, böyle bir şey ekleşemeye. Ki bayağı dünyalar güzeli görüyorsunuz. Bu kadar güzel olmasına rağmen hiç ne bir kibir ne enaniyet. Bayağı seveceğim, çok güzel huyu. Evet, dinliyorum. Eleştiri karşısında ağlayanlara ne yapmalıyız? Köyde merdivenlerin sağ tarafında Gogo vardı. Kırmızı gelinin oğlu Gogo. O zaman ben 8 yaşında falandım yani. 2. sınıftaydım. Gogo'yu biz eleştirdik. Abimle ben. Ağlamaya başladı. Böyle çini gözlü bir gençti yani. Çini mavisi gözlü. Gogo niye ağlıyorsun dedik ya, biz seni normal eleştirdik. Ey zoruma gidiyor dedi. Ne demek su? o zaman ben, o dikkatimi çekmişti yani. Demek ki eleştiri yapınca insanlarda böyle reaksiyon oluyor gibi düşünmüştüm. Tabii çok ilkel bir hareket. Eleştiri, ağlamak falan çok. Yani sinirleri zayıftır bu insanın. Aklı da zayıftır. Çocuksudur, ondan olur. Yoksa normal bir insanın yapacağı bir şey değil. Ama şefkatli olmak lazım. Belediye ev yıkarken yerine ev versin. Yerine ev versin. Güzel, normal, tek katlı, bahçeli falan. Anahtarını da versin. Ondan sonra yıkıyorsa yıksın. Adamlara ev vermeden nereye gidiyorsanız gidin. Olur mu ya? Adama ev verirsin. Deniz kenarı bomboş her yer. Güzel bir ev, bahçeli falan, geniş, ferah. Yaptırır. O zaten kaça mal olur ki deniz kenarı? İstanbul dışında bir yer herhangi. Bir mahalle oluşturursun, mahalle. Ondan sonra evi yıkılır. Direkt adamın evi dehşet verici ya. Nereye gitsin o? Naylondan falan kendine çadır yapıp orada oturuyorlar. Ya çok korkunç bir şey bu. Olmaz. Önce evini hazırlamak lazım. Sonra yıkıyorsan yık. Neye mal olacak ki zaten? Bomboş o araziler. Niye canım? Kadına kadın denir. Ne var? Güzel kadınsın demek. Kadın erkektir insanlar. İki çeşittir. Güzel kadına güzel kadın dersin. Orada övdüğün Allah. Allah'ın tecellisini övüyorsun. Delikanlılara da mesela çok yakışıklı, güzelsin. Onu da övüyoruz. Ne var? Kardeşim üst üste çok doldurmuşsunuz. Hacim almış o yüzden onu bir kısmını çıkarsanız rahatlayabilir. Tabii o boşaltsınlar orayı. Yani yarısını boşaltın bunu, baksana çaka çaka dolu. Ta en aşağılara of 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 of. Özellikle bu bölüm silme dolu. Evet, dinliyorum. Sayın Devlet Bahçeli, seçimlerin hemen ardından aralarında Taha Akyol gibi gazetecilerin de bulunduğu bazı isimlere seçim sürecinde yaptıklarınızı hiç unutmayacağız konulu bir teşekkür mesajı yayınlamıştı. Hürriyet yazarı Faruk Bildirici bu ilanın kendi gazetesi Hürriyet'te yayınlanmasını eleştirdi ve insanları hedef gösteren böyle bir ilan demokratik bir yöntem olarak görülemez. Hürriyet, ben parasını alır yayınlarım, içeriği beni ilgilendirmez diyemez dedi. Ne var orada? Şöyle söylemiş Sayın Devlet Bahçeli o ilanda. Aşağıdaki isimlere yazılmış zevat-ı muteber, aylar süren yoğun yorucu bir iftira kampanyasından yüzlerinin akıyla çıktılar. Allah var ya, partimizi yılmadan kötülediler, yüksünmeden ithamlarını sıraladılar, yorulmaksızın MHP husumetini derinleştirdiler, kendilerine çok şey borçluyuz. Yaptıklarını, yazdıklarını, yıktıklarını, yorumlarını hiç unutmayacağız demiş. Ve isimler sıralamış ilan devamında. Canım ne var onda adam? Siyasi eleştiri de var bu.
karşılıklı gayet sert siyasi eleştiri yapıyorlar. O da bir siyasi eleştiri yani. Ne var unutmayacağız. Yani gücendim anlamına gelen bir konuşma. Evet, kısa bir ara verelim, devam edelim. Yayınımıza kısa bir ara veriyoruz.